Yani bu hukuki değerlendirmelerde sınırlamalar yapılmış. Hani tecritin aslında bir disiplin uygulaması olarak dahi çok sınırlı kullanılabileceği, bunun cezalandırmak amacıyla uygulandığında ve süre, gün sınırlarının üstüne çıkıldığında işkence ve kötü muamele olduğu değerlendiriliyor. Tıbbi açıdan baktığımızda da şunu söyleyebiliriz. Eğer bir kişinin herhangi bir nedenle resmi görevliler tarafından fiziksel veya ruhsal sağlığına yönelik müdahaleler sonrasında onda bazı rahatsızlıklar ortaya çıkıyorsa, amaçtan bağımsız olarak bu fiil tıbben de işkence ve kötü muamele olarak nitelendirilir. Özellikle aşı grevlerinin aslında özgürlüğünden yoksun bırakılan insanların bir takım taleplerini dile getirmek için belki de son çare olarak başvurdukları bir yöntem olduğunu biliyoruz. İnsan sağlığına zararlı olduğunu ve ölümcül sonuçlar doğurabildiğini Türkiye'de de biz daha önce deneyimledik. Ama asıl kritik nokta belki de insanların aşı grevine gitmesine yol açan süreçlere ilgili bir şeyler yapabilmek. Bu konuda biz taleplerin, siyasi talepler olabilir, farklı talepler olabilir. Aslında görüşmeler yoluyla bu konuda adım atılarak çözülebileceğine dair bir duygu, inanç besliyoruz. Çünkü her türlü meselenin çözülebilmesi için müzakere yollarının açık olması, insan onuruna, insan değerine saygı duyan, farklı cezalandırma pratiklerini yürürlüğe koymayan ya da farklı hukuk sistemlerini devreye geçirmeyen bir çerçevede ele alınması gerekiyor. Dolayısıyla belki sağlık çalışanları olarak da aşı grevlerinde kamuoyuna yönelik şunları söylemek mümkün. Burada mahpusların taleplerinin değerlendirilmesi, müzakereler yapılması ve bu taleplerle ilgili süreçlerin hiç kimsenin sağlığına, yaşamına zarar vermeden çözülmesi için çaba gösterilmesi gerekiyor. Açlık grevleri iktidarın hapishaneler konusunda somut adımlar atması gereken bir konu ve talepleri dikkate alarak bununla ilgili hızlı bir şekilde müzakere ve uygun çözümler getirmesi gerekiyor. Ama bugün hapishanelerde tutulan insanların tutulma nedenleri, hapishanelerdeki yaşanan ihlallerin artık işkence, kötü muamele boyutunda sıkça dile getirilmesi ne yazık ki bizim bu konularla ilgili bir adım atmadığımızı gösteriyor. Diğer taraftan yeni hapishane modellerinin de özellikle tecrit, izolasyon amaçlı olarak inşa edildiği bilgisine sahibiz ve bu yolla da hapiste tutulan insanların giderek daha büyük sağlık problemleriyle karşı karşıya kalacağı gerçeği önümüzde duruyor. Dolayısıyla iktidarın insanları özgürlüğünden alıkoyacak adımlar atmak yerine özgürleştirecek, demokratik ve barış içinde yaşamayı sağlayacak politikalar konusunda çaba göstermesini bu sürece tanık olanların da belki bu talebi daha ısrarla savunmasını gerektiriyor.